Merhaba arkadaşlar. Şimdi trigonometrik fonksiyonların limitiyle alakalı sorular çözeceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken limit sinüs x bölü x'in x0'a giderken 1 olduğunu hatırlamak ve sinüs x bölü x'in x artı ve eksi sonsuza giderken o limit ifadesinin 0 olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Eğer genelleme yaparsak limit sinüs fx bölü fx'in x0'a giderken 1 olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Aynı zamanda arkadaşlar şunları da hatırlamakta fayda var. Sinüs 2x ifadesi 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'tir. Veya kosinüs 2x ifadesi kos kare x eksi sin kare x'tir. Bu da arkadaşlar aynı zamanda kosinüs kare x'ini 1 eksi sin kare yazarsak 1 eksi 2 tane sinüs kare x'tir. Veyahut sin kare x'e 1 eksi kos kare yazarsak 2 tane kosinüs kare x eksi 1'e eşittir. Yine şu bildiğimiz klasik sinüs kare x artı kosinüs kare x arkadaşlar 1'dir. Buradan sinüs kare x'i veya kosinüs kare x'i çekebiliriz. 1 eksi kosinüs kare x. Buradan değer yazmak istersek arkadaşlar 2 kare farkını kullanabiliriz. Yani bu 1'e 1'in karesi dersek a kare eksi b kareden bu da arkadaşlar 1 eksi kosinüs x çarpı 1 artı kosinüs x'tir. Aynı şekilde nasıl diyebiliriz arkadaşlar? 1'in karesi eksi sinüsün karesi dersek 1 eksi sinüs x çarpı 1 artı kosinüs x diyebiliriz. 1 artı sinüs x diyebiliriz. Şimdi sorularımıza geçelim. Yani sorular geçmeden önce bunu zaten biliyoruz ama hatırlatmakta fayda var. Her zaman x ekseni kosinüs eksenidir, y ekseni sinüs eksenidir. Açılarımız 0 derece, 90 derece, 180 derece, 270 derecedir. Buradaki koordinatları eğer yazmak istersek şu noktanın koordinatı arkadaşlar nedir? X'i 0, x'i 1, y'si 0'dır. X'i 1, y'si 0'dır. Buranın koordinatı ne arkadaşlar? 0'a 1'dir. Buranın koordinatı arkadaşlar x'i eksi 1, y'si 0'dır. Buranın koordinatı ise x'i 0, y'si eksi 1'dir. Buradan ne anlamamız gerekiyor? 270 derecede ve eksi pi bölü 2 radyanda bu açımız yani sinüs 270'imiz eksi 1, kosinüs 270'imiz 0'dır. 0 derecede, 0 radyanda kosinüs 0, 1'dir. Sinüs 0, 0'dır. 90 derecede kosinüsümüz 0, sinüsümüz artı 1'dir. 180 derecede kosinüsümüz eksi 1 ve sinüsümüz 0'dır. Evet, sorulara geçersek arkadaşlar. İlk soruda 1 eksi kosinüs teta bölü 2 sin kare teta sormuş. Teta 0'a giderken. Burada teta yerine 0 yazdığımız zaman arkadaşlar 1 eksi kosinüs 0 olur. Kosinüs 0'ın 1 olduğunu biliyoruz. Bölünsün 2 çarpı sinüs x sinüs kare teta. Yani teta 0 olduğu zaman sinüs teta da 0 noktasında sinüsümüz neydi arkadaşlar? 0 da 0'ın karesi olur. Bu da 0 bölü 0 belirsizlik durumu olur arkadaşlar. Indeterminate case olur. Dolayısıyla indeterminate case'lerde çözmek için değişik yöntemler kullanılabilir. Fakat ben burada sin kare teta yerine şurada yazayım isterseniz. Sin kare teta eşittir 1 eksi kosinüs kare teta diyebilirim. Burada 1 eksi kosinüs teta olduğu için. Bunu da arkadaşlar 2 kare farkından 1 eksi kosinüs teta çarpılsın 1 artı kosinüs teta'ya dersem bu ifadeyi eğer payda denominator'a yazarsam arkadaşlar limit teta 0'a giderken 1 eksi kosinüs teta bölünsün 1 eksi kosinüs teta'ya çarpılsın 1 artı kosinüs teta'ya pay ve payda da ortak ifade olacağı için arkadaşlar limitimiz 1 bölü 1 artı kosinüs teta olacaktır. Ne zaman? Teta 0'a giderken. Dolayısıyla teta 0'a giderken bizim sonuçumuz 1 bölünsün 1 artı kosinüs 0 derecedir arkadaşlar. 1 bölünsün 1 artı 0 derecenin kosinüsünün de 1 olduğunu söylemiştik. Cevabımız 1 bölü 2 olmuş olur. Evet, diğer soruya geçersek. Eksi pi bölü 4. Eksi 45 derece. Yani neresi oluyor arkadaşlar? Şöyle diyebiliriz. Şuraya eğer pi bölü 4 isek. Saat yönünde eksi pi bölü 4 diyebiliriz. Eksi pi bölü 4.
Burada 1 artı kök 2 sinüs teta bölü kosinüs 2 teta'yı soruyor burada. Tabi sinüs 4. kuadrantta arkadaşlar eksidir. Kosinüs de artıdır. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla burada yerine koyma yöntemini kullanırsak 1 artı kök 2 çarpı sinüs 45. Sinüs 45 arkadaşlar nedir? Kök 2 bölü 2'dir. Fakat burada kuadrantımız 4. kuadrant olduğu için sinüs negatiftir. Yani eksi kök 2 bölü 2'dir. Bölünsün. Kosinüs 2 çarpı teta nedir arkadaşlar? Kosinüs 45 çarpı 2 kosinüs 90 yapar. Kosinüs 90 yapar. Yani eksi kosinüs eksi 90'dır. Fakat kosinüs eksi 90 kosinüs 90 eşittir. Neden? Kosinüs çift fonksiyondur. İsterseniz şurada da yazabilirim. Kosinüs eksi x eşittir arkadaşlar. Kosinüs x'tir. Sinüs eksi x arkadaşlar. Tabi bu x bizim açımız arkadaşlar. Eksi sinüs x'tir. Buradaki eksi başa alabiliriz. Burada yaptığımız gibi. Dolayısıyla ne olacak? Kök 2 çarpı kök 2 kök 4 yani 2'dir. Eksi 2 bölü 2 arkadaşlar eksi 1. 1 artı eksi 1 0 olur. Bölünsün kosinüs 90. 90 derecenin kosinüsü arkadaşlar 0 olur. Dolayısıyla belirsizlik durumu elde etmiş oluruz. Bu belirsizlik durumunu çözmek için ne yapabiliriz? Bu belirsizlik durumu çözmek için kosinüs 2 teta yerine kosinüs kare teta eksi sinüs kare teta diyebiliriz. Burada da kosinüs kare teta yerine 1 eksi sinüs kare teta dersek ve çıkarma işlemi yaptığınızda 1 eksi sinüs 1 eksi 2 çarpı sinüs kare teta olur. 1 eksi 2 çarpı sinüs kare teta olur. İsterseniz şöyle düzeltelim. 1 eksi 2 çarpı sinüs kare teta olur. Bunu da arkadaşlar 2 kare farkından 1 eksi kök 2 sinüs teta çarpı 1 artı kök 2 sinüs teta diyebilirim. Neden kök 2 oldu sanırım anlaşılmıştır. Kök 2'nin karesi 2. Dolayısıyla bunu paya yazarsak arkadaşlar ne elde etmiş oluruz? Yazıyorum. Rengimizi değiştirelim herhalde daha güzel olur. Limit 1 artı kök 2 sinüs teta bölünsün. Paydaya şu ifadeyi yazdığımız zaman 1 eksi kök 2 sinüs teta çarpı 1 artı kök 2 sinüs teta. Bunlar birbirini götürecek. Ne zaman teta eksi pi bölü 4'e giderken dolayısıyla arkadaşlar pay kısmımız 1 olacak. Bölünsün. Burada sinüs teta sinüs eksi pi bölü 4. Biraz önce de söylemiştik arkadaşlar. Eksi kök 2 bölü 2'dir. Dolayısıyla 1 eksi eksi kök 2 bölü 2 olacak. Bu eksi açımız 4. kuadrantta olduğu için bu eksi de soruda olmuş olacak. Çarpı 1 de arkadaşlar sinüs teta'yı bulduk. Kök 2'miz var. Onu da buraya yazarsak. Dolayısıyla son olarak cevabımız 1 bölünsün. Eksi ile eksi artı yapacak. Kök 2 ile kök 2 kök 4. O da dışarıya 2 olarak çıkacak. 2 bölü 2 1 olacak. 1 artı 1 olmuş olacak arkadaşlar. Dolayısıyla sonucumuz 1 bölünsün 2'ye. 1 bölü 2 yarım. Half. Evet. Diğer soruya geçelim. Yine bu soruda eksi pi bölü 4 arkadaşlar hatırlayalım isterseniz. Eksi pi bölü 4 ne demek? Eksi 45 derece demek. Eksi 45 derece burada olacak. Burada kosinüs fonksiyonumuz ne olacak arkadaşlar? Artı olacak. Sinüs fonksiyonumuz eksi olacak. Dolayısıyla kosinüs 2 çarpı pi bölü 4 arkadaşlar biz şu şekilde diyebiliriz. Kosinüs 2 çarpı eksi pi bölü 4 bölünsün. Kosinüs pi bölü 4 eksi pi bölü 4 düzeltiyorum. Eksi sinüs eksi pi bölü 4 diyelim. Biraz önceki sorudan da hatırlarsak arkadaşlar nasıldı? Sinüs eksi x'imiz eksi sinüs x'ti. Kosinüs eksi x'imiz de kosinüs x'ti. Dolayısıyla burada arkadaşlar limit teta eksi pi bölü 4'e giderken bizim önümüzde kosinüs pi bölü 2 olacak payda. Kosinüs pi bölü 2 bu eksiyi elimine etmiş oluyoruz. Çünkü kosinüs eksi kosinüs x'e eşit. Bölünsün arkadaşlar. Buradaki de aynı şekilde kosinüs pi bölü 4. Şuradaki eksiyi başa aldığımız zaman artı. Nasıl başa alıyoruz? Şuradan dolayı sinüs pi bölü 4 olmuş olacak arkadaşlar. O da eşittir.
Teta yerine eksi pi bölü 4 yazdığımız zaman yazdık zaten. Kosinüs pi bölü 2. Kosinüs pi bölü 2 kosinüs 90'dır. Kosinüs 90 da 0. Bölünsün arkadaşlar. Yine kosinüs 90 0 artı sinüs 90 nedir arkadaşlar? Pardon. Bu 90'dır. Fakat burası kosinüs pi bölü 4'tür. Dolayısıyla kosinüs pi bölü 4 0 olamaz. Kosinüs pi bölü 4 45 derecedir. 45 derecenin kosinüsü sizin de bildiğiniz üzere arkadaşlar kök 2 bölü 2'dir. Artı sinüs 45 derece. O da kök 2 bölü 2'dir arkadaşlar. Dolayısıyla 0 bölü sayı. Tekrar düzeltiyorum. Burada bir hata. Neyse aşağı geçelim. Hiç uğraşmayalım. Düzeltiyorum. 0 bölünsün sayı. Tabi bu sayı istersek hesaplayabiliriz. 2 çarpı kök 2 bölü 2 olur. Yani sadece kök 2 kalmış olur. Yazalım ya da 0 bölü kök 2 diyelim. Bu da arkadaşlar 0'dır. Sorumuzun cevabı 0. Diğer soruya geçelim. Şimdi arkadaşlar burada x yerine sonsuz yazdığımız zaman sonsuzun karesi sonsuz artı sinüs sonsuz bölü x kare artı kosinüs x'tir. Biz şunu biliyoruz. Range of sine and cosine veya sinüs ve kosinüsün değerler kümesini arkadaşlar sizin de bildiğiniz üzere sinüs x her zaman artı 1 ile eksi 1 arasındadır. Yine kosinüs x de her zaman artı 1 ile eksi 1 arasındadır. Bu ne demek? Şu ifade her zaman maksimum artı 1'dir, minimum eksi 1'dir. Burada sonsuzun karesi sonsuz olur, burada sonsuzun karesi sonsuz olur. Sonsuz artı 1 veya eksi 1, sonsuz artı 1 veya eksi 1, sonsuz bölü sonsuz olur. Dolayısıyla sonsuz bölü sonsuz belirsizliği var arkadaşlar. Bu belirsizliği çözmek için ne yapabiliriz? X kare burada en büyük terimimiz, yani x'in karesi en büyük kuvvet. Dolayısıyla x kare parantezini alırsak arkadaşlar, hatırlayın daha önce bu soruyu çözmüştük. Limit x sonsuza giderken x kare parantezinde sinüs x bölü x kare dersek arkadaşlar burada. Burada da x kare, tabii şurada biz şu şekilde yazmamız gerekiyor. Nasıl yazmamız gerekiyor? X kare parantezinde 1 artı dememiz gerekiyor. Burada da x kare parantezini aldığımız zaman arkadaşlar burada 1 artı kosinüs x bölü x kare olmuş oluyor. Biraz kötü yazdık ama artık neyse. X kareleri sadeleştirdiğimiz zaman arkadaşlar limit x sonsuza giderken payımızda 1 artı sinüs x bölünsün x'e çarpı 1 bölü x şeklinde yazabilirim. Payda da 1 artı 1 bölü x çarpı kosinüs x bölü x şeklinde yazabilirim. Şimdi burada arkadaşlar limit değerini aldığımız zaman hatırlayın kuralımız vardı. Neydi kural? Kural şuydu. Kural limit of sinüs x over x as x approaches positive or negative infinity it's always zero. Dolayısıyla arkadaşlar burası 0 olacak. 0 çarpı sayı da 0 olacak. 0 artı 1 1 olacak. 1 bölünsün. 1 bölünsün. Burada ne olacak arkadaşlar? Sayı bölü sonsuz. Sayı bölü sonsuz 0 olacak. Dolayısıyla 0 çarpı sayı da 0 olacak. Sayı bölü sonsuz dedik değil mi arkadaşlar? Sayı bölü sonsuz 0 olacak. Tanımsız değildir bu limit durumunda. Dolayısıyla aynı şekilde kosinüs x bölü x'in de zaten 0 olduğunu belki işlemler yaparak görebiliriz. Çünkü kosinüs x artı eksi 1 ile artı 1 arasında değişiyor. Burası sonsuza gidiyor. Artı 1 ile eksi 1 arasında değişen bir sayıyı biz sonsuza böldüğümüz zaman bir sayı bölünsün çok büyük bir sayı 0 olmuş olacak. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 1 o da eşittir. 1 olmuş olacak. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi devam edelim. Diğer sorumuza gelelim. Bu sorumuz arkadaşlar 5 çarpı sinüs 2x bölü 6x x 0'a giderken sinüs 2 5 çarpı yazalım isterseniz. Sinüs x yerine 0 koyduğunuz zaman sinüs 0 olur. 5 çarpı sinüs 0 bölünsün 6 çarpı 0. Sinüs 0'ın bir 0 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla pay bölü payla 0 bölü 0 belirsizliği olur arkadaşlar. Bu belirsizliği çözmek için isterseniz şu şekilde yaklaşabilir soruya. X 0'a giderken dikkat edelim arkadaşlar. Burada sinüs 2x var. Dolayısıyla ben şöyle diyebilir miyim acaba? 5 çarpı sinüs 2x bölünsün 2x'e buradaki 6x'i de ben şu şekilde yapabilirim. 1 bölünsün 6x'i elde etmek için buraya 3 yazarım. Tekrar edelim. 5 çarpı sinüs 2x çarpı 1 bölünsün 2x çarpı 3 benim sorumla aynıdır. Dolayısıyla burada biz şöyle yapabiliriz. Bu limit değeri nedir arkadaşlar? 5 bölü 3 sabit sayı olduğu için dışarıya şu şekilde çıkar.
Sinüs 2x bölü 2x olur. X 0'a giderken. Bu da arkadaşlar bizim kuralımızı hatırlarsanız. Sinüs f of x over f of x as x approaches 0. Arkadaşlar direkt 1 olacak. Cevabımız 5 bölü 3 olmuş olacak.